Üçüncü mesele. Ebu Amr, şından sonra gelen elif ile, şeklinde okumuştur ki, bu aynı zamanda, Esma'in'in Nafi'den yapmış olduğu bir rivayettir. Asıl olan da budur, çünkü bu, uzaklaşma, bir tarafta tutma, beri kılma, kenarda tutma demek olan muhaşaat kelimesindendir. Diğer kıraat imamları ise, hem hafiflik olsun, hem de kur, anın hattına muvafık olsun, bir de çokça kullanılması sebebiyle, elifi ederek haşa şeklinde okumuşlardır. Haşa, tenzih manasını ifade eden bir kelimedir. Buna göre burada bu kelimenin manası, Allah'ı, böylesi güzet bir mahluku yaratmaya kadir olabilecek başka bir muciz varlığın bulunmasından tenzih etmektir. Cenab-ı Hakk'ın, haşa, dediler, Allah için onun üstünde bir kötülük, emaresi, görmedik, Yusuf, 51, ifadesi de, onun böylesi iffetli bir kimseyi yaratması karşısında duyulan bir hayreti ifade eder. Dördüncü mesele, ayetteki, bu bir beşer değildir bu, çok şerefli melekten başkası olamaz ifadesine gelince, bu hususta da şu iki izah yapılmıştır. Birinci izah, meşhur olan bu izaha göre bundan maksat Yusuf'un son derece güzel olduğunu kabul etmektir. Uluma bu hususta şöyle demiştir, Allahü Teala insanların aklına şeytanın en çirkin, en kötü canlı olmasıyla, meleğin de, en güzel varlık, canlı olduğu fikrini yerleştirmiştir. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak cehennemi vasfederken, ki tomurcuklan şeytanların başları gibidir, Saffat 65 buyurmuştur. Bu böyledir. Zira biz, insanların kafalarına en çirkin varlık olarak şeytanın yerleşmiş olduğunu açıklamıştık. Binaenaleyh burada da, o kadınların kafalarına canlıların en güzelinin melek olduğu fikrinin yerleşmiş olduğunu görmekteyiz. Bu sebeple o kadınlar, Yusuf'un güzelliğini iyice anlatmak için, haliyle onu bir meleğe benzetmişlerdir. İkinci izah, bana göre doğruya daha yakın olan bu görüşe göre, Cumhur nezdinde yaygın olan, meleklerin, şehveti tahrik, gazabı cezbeden ve vehimler ile hayaller ortaya çıkaran sebeplerden münezzeh ve temiz oldukları, yiyeceklerinin, Allah'ı tevhid, içeceklerinin ise Allah'ı sena olduğu hususudur. O kadınlar, Yusuf'u görünce o onlara kesinlikle iltifat etmemiş, o kadınlar ise onun üzerinde nübüvvet ve risalet ile, temizlik ve taharet alametlerini, izlerini görünce, biz onda şehvet eseri, beşeriyete dair hiçbir şey ve insanla alakalı bir sıfat görmedik, demişlerdir. Bu, beşerin mayasında bulunan bütün sıfatlardan tertemiz, insanlık sınırının dışına çıkıp son derece terakki etmiş ve böylece, melekleşmiş bir varlıktır, demişlerdir. Buna göre onlar şayet, eğer bundan maksat sizin kastettiğiniz husus olursa, o takdirde o kadının mazur olduğu o kadınlar tarafından nasıl anlaşılabilir? Derlerse tiz deriz ki, bunun cevabı daha önce geçmişti. Allah en iyisini bilendir. 5. Mesele. Meleklerin beşerden daha üstün olduğunu söyleyenler, bu ayetle istidl ederek şöyle demişlerdir, o kadınların bu sözü Yusuf'u ululama saadetinde söylemiş olduklarında şüphe yoktur. Binaenaleyh, onun durumunun yüceltilmesine ve mertebesinin yükseltilmesine bir vesile olsun onun beşeriyet halinden çıkarılarak melekiyet alemine sokulması gerekir. Meleğin beşerden daha üstün olduğunun kabul edilmesi halinde, durum ancak böyle olabilir. Ayrıca biz diyoruz ki, bundan maksat ya onun halinin, dış görünüşü demek güzellikteki mükemmelliğinin beyan edilmesidir, veyahut da, iç alemi, sireti olan manevi güzelliğindeki halinin son derece mükemmel olduğunun beyan edilmesidir. Birincisi, şu iki sebepten dolayı batıldır. a. Onlar onu, kerim, olmakla nitelemişlerdir. Kerim olmak ise ancak, zahiri ı ile değil, batını, manevi huylar sebebiyle olur. b. Biz, insanın yüzünün, meleklerin yüzüne kesinlikle benzemediğini bilmekteyiz. Onun şehevi ve gadabi duygulardan uzak olması, maddi lezzetlere iltifat etmemesi, Allah'a kulluk etmeye yönelmesi, kalbiyle, ruhuyla kendini buna vermesi gibi hususlara gelince, bu insan ı ile melekler arasında müşterek bir husustur. Bunun böyle olduğu sabit olunca biz diyoruz ki, insanı, kendisiyle hakiki manada benzerliğin meydana geldiği bir şey hususunda meleğe benzetmek, onu kesinlikle bir benzerliğin bulunmadığı şey hususunda meleğe benzetmekten daha evladır. Yusuf'un bu ayette meleğe benzetilmesinin zahiri şekli itibariyle değil, huyları bakımından olduğu kesinlik kazanmış olur. Durumun her ne zaman böyle olduğu sabit olursa, meleğin işte bu sayılan faziletler hususunda hal itibariyle insandan daha üstün olması gerektiği sabit olmuş olur. Böylece de, meleğin, beşerden üstün olduğu sabit olmuş olur. Allah en iyisini bilir. Altıncı mesele. Hikazlıların lehçesine göre ma tıpkı leyse gibi amel eder. Ayetteki, ifadesiyle, onlar, onların anneleri değildir, mücadele, iki, ayetlerinde de bu şekilde gelmiştir. Bu ifadeyi temim lehçesine göre okuyanlar, şeklinde okumuşlardır ki, ki ibn Mesud'un da kıraatidir. Bu kelime, mahaza bişiren, şeklinde okumuştur ki, bu, Yusuf, bir beşerin mülkü olan bir köle değildir, bu olsa olsa, ancak kesin, şerefli bir melek olabilir, anlamındadır. Daha sonra biz diyoruz ki, buna, bu satın almakla elde edilmiş, satın alınacak bir şey değildir, anlamında olmak üzere şeklinde de olabilir. Yine sen bunu doğrudan mı elde ettin, yoksa satın almakla mı elde ettin? Dersin, ne var ki mutbur olan meşhur kıraat, hem mushafın hattına uyması, hem de, beşer, sözünün, melek, sözünün mukabili olmasından dolayı, birincisidir. Dedikodu eden kadınların mahcup olmaları 32. Kadın, dedi, işte beni kendisi hakkında ayıpladığınız, şu gördüğünüz zattır. Ant ederim, onun nefsinden ben murat almak istedim de o, namuskar gösterdi. Yemin ederim, eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa herhalde muhakkak ki zindana atılacak ve muhakkak zillete uğrayanlardan olacaktır. Bilesin ki Mısırlı kadınlar Azizin karısı hakkında sevgi kalbinin zarına işlemiş. Görüyoruz ki o muhakkak apaçık bir sapıklıktadır. Yusuf 30 deyince onların bu şekildeki sözü Azizin karısına iyice dokundu da bunun üzerine o onları bir araya getirdi. Onlar onu görünce kendisini büyük bir varlık olarak tanıdılar ve hayranlıktan ellerini kestiler. İşte o esnada kınanmaya kendilerinin daha müstahak olduğunu anladılar. Çünkü yalnız bir anlık bir görmeyle duydukları tesir onun sahibesinin etkilenmesinden daha büyük olmuştu. Halbuki Yusuf uzun zamandan beri onun yanında kalıyordu. Buna göre şayet Niçin o kadın Yusuf aleyhisselam yanında olduğu halde zalikünne tabiri kutlanılmıştır? Denilirse buna birkaç bakımdan cevap verebiliriz. A. İbnül Enbari şöyle demiştir: O kadın Yusuf aleyhisselam oradan ayrıldıktan sonra ona bu kelime ile işaret etmiştir. B. Bu Keşal sahibinin yaptığı izah olup bu husustaki en güzel izahtır. O şöyle demiştir: Mısırlı kadınlar, o kadının Kenanlı kölesine aşık olduğunu dedikodu etmişlerdi. Binaenaleyh onlar Yusuf'u görüp, böylesine şaşkınlığa düşünce, o kadın, işte sizin gördüğünüz bu insan, hakkında beni ayıplayıp kınadığınız o Kenanlı köledir, yani, siz onu tam tasavvur etmediniz. Eğer hayalinizde onun şekli tam teşekkül etseydi, siz bu kınamayı yapmazdınız, demiştir. Bil ki o kadın, Mısırlı kadınların yanında Yusuf'a karşı aşırı sevgisi hususundaki mazaretini ortaya koyunca, işin iç yüzünü açıklayarak, an ederim, onun nefsinden ben murat almak istedim de o, namus gösterdi, dedi. Bil ki bu, Hazreti Yusuf aleyhisselam, un o töhmetten son derece uzak olduğu hususunda çok açık bir ifadedir. Süddi'nin, Yusuf, şalvarını çözdükten sonra namuskarlık gösterdi, dediği rivayet edilmiştir. Süddi'yi, Kur'an'ın nasına, bu yanlış ilaveyi yapmaya sevk eden şey nedir ki? Daha sonra, yemin ederim, eğer o, kendisine emredeceğimi yapmazsa, herhalde muhakkak ki zindana atılacak ve muhakkak zillete uğrayanlardan olacak, demiştir. Bu, şayet Yusuf, kadının siteyi hususunda, ona boyun eğmezse hapise atılacak ve böylece zillete düşecek, demektir. Hazreti Yusuf'u, zillete düşürme ayrı tehdit etmek, böyle yüce bir mevkii olan ve son derece kıymetli bir insan hakkında büyük bir tesir yapacağı malumdur. Hamza ve Kisai Elif ile, şeklinde okumuşlardır. Alak, 15, kelimesini de böyle okumuşlardır. Allah, en iyi bilendir. O kadınların ev sahibesini haklı görmeleri 33. Ayetin tefsiri için bak, 34. 34. Yusuf dedi ki, Ya Rabbi, zindan bana bunların davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevimlidir. Eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen, belki onlara meyleder ve cahillerden olurum. Rabbi de onun duasını kabul etti ve onların tuzaklarını kendisinden savdı. Çünkü o hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir. Bil ki o kadın, yemin ederim, eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve muhakkak zillete uğrayanlardan olacak, deyip, Diğer Mısırlı kadınlar bu tehdidi duyunca, anlaşılıyor ki onlar da Yusuf'a yüklenmiş ve onun emrine karşı diretmende bir fayda yok. Aksi halde hapse düşer, zillete uğrarsın, demişlerdir. Yusuf'un maruz kaldığı vesveseler. İşte bu noktada Yusuf, aleyhisselam, a çeşitli vesveseler gelmiştir. 1. Zeliha, son derece güzel. 2. Onun malı mülkü var. O, kendi isteğine uyması halinde, her şeyini kendisine vermeye kararlı. 3. Mısırlı kadınlar Yusuf'u zorlamış ve her biri onu bu hususta teşvik etmeye ve başka yollarla tehdit etmeye başlamışlardı. Kadınların bu konudaki hile ve tuzakları pek çetindir. 4. Yusuf, aleyhisselam, o kadının şerrinden korkuyor ve onun, kendisini öldüreceğinden endişe ediyordu. Böylece Yusuf da hem o kadının isteğine uyma arzusu, hem de ona muhalefet etmekten duyduğu endişe birlikte meydana çıkmıştı. Böylece Yusuf, aleyhisselam, bu çok ve kuvvetli sebeplerin, vesveselerin, kendisine tesir edeceği endişesine kapıldı. Bil ki beşer kuvveti ve insan takati böylesi kuvvetli bir ismetin meydana gelmesine yetmez. İşte o esnada Hazreti Yusuf Rabbisine sığınarak, ya Rabbi, zindan bana bunların davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevimlidir, demiştir. Buradaki, siç, kelimesi, mastar olarak, fetha ile, sek, zindana atılmak, şeklinde de okunmuştur. Siç, zindan, ile ilgili izahat. Bu ifade ile ilgili iki soru vardır. Birinci soru, hapsedilmek son derece kötü bir şey, kadınların, yapmasını istedikleri şey ise arzu edilen bir şeydir. O halde, Yusuf nasıl olmuş da, güç olan, benim için arzu edilenden daha iyidir, demiştir. Cevap, o arzuyu ve lezzeti, büyük bir elem takip edecektir. O elem de, dünyada kötülenme, ahirette ise ilahi cezaya duçar olmaktır. Hoşa gitmeyen zindanı tercih etmenin peşinden ise, büyük mutluluklar gelecektir. O mutluluk da, dünyada övülmek, ahirette de, devamlı olan mükafatı elde etmektir. İşte bundan dolayı o, zindan bana, bunların davet ettikleri şeyi yapmaktan daha sevimlidir, demiştir. Ehveni Şerrin Cevazı İkinci soru, onların onu hapsetmeleri, tıpkı zinanın bir masiyet, günah oluşu gibi bir masiyettir. Binaenaleyh hapsedilmek bir masiyet olduğu halde. Yusuf, aleyhisselam, nasıl, zindan bana daha sevimlidir, diyebilmiştir. Cevap, sözün takdiri şudur, bu iki şeyden, yani zina ile hapse düşmekten birisinin mutlaka olması gerektiğine göre hapse düşmek bana daha uygundur. Her diri olan iki şeyden birisini mutlaka yapmak gerekir ise onlardan daha ehven, hafif, az şekli olanını tercih etmek evladır. Günahtan koruyan Allah'tır. Daha sonra eğer sen bunların tuzaklarını benden döndürmezsen belki onlara meyleder ve cahillerden olurum demiştir. Ayetteki ifadesi, onlara meylederim, manasındadır. Nitekim Arapçada, bir kimse oyuna eğlenceye yöneldiğinde, denilir, alimlerimiz, insanın, Allah onu günahtan döndürmediği müddetçe, günahtan kendisini alamayacağına bu ayeti delil getirerek şöyle demişlerdir, çünkü bu ayet, Allahü Teala'nın Hazreti Yusuf'u o çirkin fiilden vazgeçirmediği takdirde, onun ona düşebileceğine delalet ediyor. Bunu şöyle izah edebiliriz, bir şeyi yapmaya dair olan sebep ve kudret ile, yapmamaya dair olan sebep ve kudret birbirlerine denk olurlar ise, o iş meydana gelemez. Çünkü fiil, bu iki taraftan birinin üstün gelmesi, diğer tarafın mağlup olması demektir. Halbuki her iki taraf birbirine denk olduğunda, bu acı şeyin meydana gelmesi, iki zıddı bir arada bulundurmak demek olur ki, bu muhaldir. Eğer iki taraftan birinde üstünlük meydana gelirse, onu üstün kılmak, kul tarafından değildir. Aksi halde teselsül gerekir. Tam aksine bu, Allah'dandır. O halde, sarf, bir şeyden insanı vazgeçirme, o işi mercuh kılmak, yapılmaması tarafını ağır bastırma, demektir. Çünkü o iş, ne zaman, mercuh, olursa, onun meydana gelmesi imkansız olur. Meydana gelen, üstün olan taraftır. Binaenaleyh eğer o iş, mercuh, ten, meydana gelecek olsa, mörküyiyet, var iken rüçhaniyet, üstünlük, yapılma tarafı, tahakkuk etmiş olur ki, bu da iki zıddı birleştirmeyi gerektirir. Bu ise muhaldir. Böylece, bunun kulun kötü fiilden çevrilip alıkonulmasının ancak Allahü Teala tarafından olacağı sabit olur. Bu sözü, bir başka açıdan şöyle de izah edebiliriz, Hazreti Yusuf aleyhisselam da o günahı işlemeye arzu uyandıracak bütün sebepler mevcuttu. Bu sebeplerde, onun kadının malından ve makamından istifade etmesi, kendisinden ve yiyeceğinden yararlanmasıdır. Sonra onu bu işten vazgeçirecek kuvvette nefret ettirici müteaddit sebepler meydana geldi. Durum her ne zaman böyle olursa, yapma tarafındaki sebepler gittikçe kuvvetlenir, yapmama tarafındaki sebepler de zayıflar. İşte tam o esnada, Hazreti Yusuf aleyhisselam, Allahü Teala'dan kalbinde o günaha sevk edecek sebepleri yok eden ve bunlara zıt olan çeşitli sebepler yaratmasını istemiştir. Çünkü eğer bu karşı sebepler, kalbete tahakkuk etmeyecek olsa, o günaha düşmeye sevk edecek sebepler, karşı koyacak sebeplerden hali olmuş, meydanı boş bulmuş olurlardı. Bu durumda fiilin mutlaka yapılması neticesini verirdi. İşte Yusuf aleyhisselam belki onlara meyleder ve cahillerden olurum ifadesi ile bunu kastetmiştir. Yusuf'un zindana atılması 35. Ayetin tefsiri için bak 36. 36. Sonra bütün o delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu bir zamana kadar zindana atmaları görüşü onlara zahir oldu. Onunla beraber zindana iki delikanlı daha girmişti. Bunlardan biri ben rüyamda kendimi, şarap için üzüm, sıkıyor gördüm, dedi. Öbürü de, ben de rüyamda, kendimi, başım üzerinde ekmek taşırken ve kuşlar da ondan yerken gördüm, dedi. Dediler ki, bize bu rüyaların tabirini haber ver. Çünkü biz seni, iyiliksever birisi olarak görüyoruz. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Bil ki o kadının kocası tarafından, Yusuf tarafının temiz ve namuslu olduğu anlaşılınca, ona dokunmadı. Bunun üzerine o kadın, daha sonra Yusuf'u, kendi, kötü, arzusuna boyun eğmeye sevk edecek her hileye başvurdu. Ama Yusuf, ona ittifat etmedi. Kadın, Yusuf'tan ümidini kesince, bir başka yota, hileye, başvurarak kocasına şöyle dedi, bu İbrani köle, benim kendisinden murat almak istediğimi söyleyerek, insanlar içinde beni rezil rüsva etti ben ise, mazur olduğumu kimseye anlatamıyorum. Binaenaleyh ya bana müsaade et, dışarı çıkayım ve insanlara suçsuz olduğumu anlatayım. Yahut da, beni evde tuttuğun gibi, onu da içeride tut. Tam bu esnada Aziz'in aklına en uygun olanın Hazreti Yusuf'u hapsetmek olduğu geldi. Böylece bu işin dedikodusu insanların dilinden düşecek ve rüsvaylığın boyutları biraz küçülecekti. İşte ayetteki sonra bütün o delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu bir zamana kadar zindana atmaları görüşü onlara zahir oldu buyruğu ile anlatılmak istenen budur. Çünkü beda daha evvel üzerinde olunan karara varılan görüşün değişmesi demektir. Burada geçen ayetler deliller den murat ise onun gömleğinin arka tarafından yırtılmış olması yüzünün tırmalanmış olması ve o şahit veya aziz tarafından söylenen Şüphesiz ki bu, siz kadınların fendindendir. Çünkü sizin fendiniz müthiştir. Yusuf, 28, ifadesi ile, bu husustaki suçun o kadına verilmesidir. Biz, orada kesinlik derecesinde nice başka ayetlerin, delillerin, bulunduğunu, fakat bu insanların, kepazeliği gizlemeye aşırı gayret gösterdikleri için o delillerden bahsetmediklerini söylemiştik. İkinci mesele. Ayetteki beda, zahir oldu, fiil olup, faili zindana atmaları, görüşü, ifadesidir. Ayetin zahiri, fiilin, bir başka fiilin faili olmasını gerektirmektedir. Fakat naivciler, bir fiilin, bir başka fiilin faili olmayacağı hususunda ittifak etmişlerdir. Binaenaleyh, mesela, dediğinde, bu söz, kesinlikle bir şey ifade etmez. İşte bu durumda naivciler, bu ifadenin takdiri, sonra onlara, onun hapsedilmesi, fikri, geldi, şeklindedir. Fakat burada fiil, bu ismin, masların, yerine getirilmiştir, demişlerdir. Ben derim ki, zevki selim de fiilin, muhberun anh, kendisinden haber verilen bir şey mükteda ve, ve, olamayacağını göstermektedir. Birisinin, fiil haberdir, deyip de, haber, kelimesini muhberun anh, yapması caiz değildir. Çünkü biz diyoruz ki, isim bazan haber olur. Bu senin, demen gibidir. Burada, kaim, kelimesi isimdir ve haberdir. Böylece, bir şeyin haber olmasının, onun, muhberun a n h olmasına ters düşmeyeceğini anlıyoruz. Hatta biz diyoruz ki, bu konuda bazı şüpheler vardır. A, biz, darebe fiildir, dediğimizde, burada muhberun a n h, mübdede olan ve fiil olduğu haber verilen, darebe'dir. O halde fiil de muhberun a n h olabilir. Buna göre şayet, onlar, muhberun aneh olan, bu siga, sözüdür. Bu söz ise, bir isimdir, derlerse, biz de deriz ki, böyle olması halinde, kendisinin fiil olduğu haber verilen şeyin, o fiil değil isim olması gerekir ki, bu da yalan ve yanlış olur. Aksine biz diyoruz ki, kendisinin fiil olduğu haber verilen şey, eğer fiil olursa, fiilden haber vermenin, yani onun muhberun aneh mükteda olmasının, doğru olduğu sabit olur. Yok eğer o, isim olursa, bunun manası, biz, isimden, onun fiil olduğunu söyleyerek haber verdik, şeklinde olur. Bunun yanlış olduğu ise malumdur. Bu konuda, akli ilimlere dair, makulat kitaplarında bahsettiğimiz, derin bahisler vardır. Üçüncü mesele. Dil alimleri şunu demişlerdir, hin, muayyen olmayan bir zaman parçasıdır. Hem kısa, hem de uzun olan zaman parçasına denir. İBN Abbas şunu söylemiştir. Buradaki müddet, dedikoduların veya şehirde yayılan kötü halin kesileceği müddet, manasınadır. Buradaki, hin, kelimesinin 5 yıl veya 7 yıl olduğu da söylenilmiştir. Mukatil İBN Süleyman ise, Yusuf aleyhisselam 12 sene hapsolundu, demiştir. Doğru olan ise, bu miktarların malum olmayışıdır. Bilinen miktar ise, onun, Cenab-ı Hakk'ın, nice zaman sonra hatırladı, Yusuf, 45 buyruğundan dolayı, uzun bir süre mapus kaldığıdır. Onunla beraber hapsedilen iki genç. Cenab-ı Hakk'ın, onunla berebar zindana iki delikanlı daha girdi, beyanına gelince burada mahzuf bir ifade bulunmaktadır. Bunun takdiri, onu hapsetmeyi istediklerinde, hapsettiler, şeklindedir. Bu kısım ifadesinin ona delalet etmesi sebebiyle hasfedilmiştir. Denildiğine göre bunlar Mısır'daki en büyük kralın iki uşağıydılar. Birisi yiyeceğiyle ilgileniyor, diğeri de onun içeceğini getiriyordu. Krala yemeğini hazırlayanın kendisini zehirlemek istediği bildirilince kral ötekinin de ona yardım ettiğini sandı ve her ikisinin de hapsolunmalarını emretti. Rüya ile ilgili bazı sorular. Ayette geriye birkaç soru kalmıştır. Birinci soru, bu delikanlılar Hazreti Yusuf'un rüyata birinden anladığını nasıl bildiler? Cevap, muhtemelen Yusuf aleyhisselam onlara niçin hüzünlenip gamlandıklarını sormuş, onlar da, biz uykumuzda şu rüyayı gördük, demiş olabilirler. Yine muhtemeldir ki onlar Yusuf aleyhisselam, bu rüya tabir etmenin de içinde bulunduğu pek çok meseleye dair bilgi ve marifetini izhar ederken görmüş, o zaman da bunu ona anlatmış olabilirler. İkinci soru, onların kralın hizmetçileri olduğu nasıl anlaşılır? Cevap, onun, biriniz efendisine şarap içirecek, Yusuf, 4, yani, Mevlasına, efendisine, kralına ve efendine benden bahset, Yusuf, 42, sözleri vasıtasıyla. Üçüncü soru, onlardan birinin ahçı, diğerinin de o kralın sucusu olduğu nasıl anlaşılmıştır? Cevap, her birinin gördüğü rüya, mesleğine uygun düşmektedir. Çünkü onlardan birisi, kendisini şarap sıkıyorken görmüş, diğeri de kendisini sanki, başının üzerinde ekmek taşırken. Dördüncü soru, uykudaki rüya nasıl vaki olmuştur? Cevap, bu hususta iki görüş bulunmaktadır. Birinci görüş, Yusuf aleyhisselam, zindana girince, oradakilere, ben rüya tabir etmesini bilirim, dedi. Bunun üzerine bu iki delikanlıdan birisi, şu İbrani asıllı delikanlıyı uyduracağımız bir rüya ile bir sınayalım, dedi. Böylece onlar hiçbir şey görmemiş oldukları halde ona rüya tabiri sordular. İbn Mesud da şunu demiştir: Onlar aslında hiçbir şeyi görmemişlerdi. Onun bilgisini sınamak için rüya görmüş gibi davrandılar. İkinci görüş, Mücahit şunu demiştir, zindana girdikleri zaman onlar, bir rüya görmüş idiler. Bunun üzerine Yusuf'a geldiler ve bu rüyanın anlamını ona sordular. Saki dedi ki, ey bilgili kişi, rüyamda kendimi bir bahçede gördüm. Derken çok güzel bir asma üzerinde, üç üzüm salkımı bulunan üç dal. Onları kopardım, sanki, kralın kadehi önümdeydi de bu üzümleri onun içine sıkarak, bunu krala sundum o da bunu içti. Bu, ayetteki, şarap için üzüm, sıkıyorum, ifadesinin delaletidir. Aşçı ise şöyle dedi, ben de kendimi şöyle gördüm, sanki başımın üzerinde üç tane sepet var. İçlerinde de ekmek ve çeşitli yiyecekler. Birden yırtıcı kuşlar, onları ısırıp koparmaya başlıyor. Bu da Cenab-ı Hakk'ın, öbürü de, ben de, rüyamda kendimi, Başım üzerinde ekmek taşırken ve kuşlar da ondan yerken gördüm, dedi, ayetinin ifade ettiği husustur. Beşinci soru, Yusuf aleyhisselam, nasıl, şarap, için üzüm, sıkıyorum, sözünden iyi uğradın, uykuda görülen rüya olduğunu nasıl anlamıştır? Buna birkaç bakımdan cevap verilebilir. Bir, şayet o uykusunu kastetmemiş olsaydı, kendimi, gördüm, ifadesi zikredilmeyip, sıkıyorum, kelimesiyle yetinilirdi. 2. Bize bu rüyaların tabirini haber ver, ifadesi de buna delalet eder. 6. Soru, şarabın sıkılması, ifadesi nasıl anlaşılmalı? Cevap, bu hususta 3 görüş bulunmaktadır. Bir, Mananın şeklinde olmasıdır. Yani, şırası içki olan üzümü sıkıyorum, şeklindedir. Böylece muzaf olan inep kelimesi hasfedilmiştir. 2. Araplar, manası açık olup, bir kapalılık bulunmadığında, bir şeyi o şeyin nihai durumu ve haliyle isimlendiriyorlar. Mesela, mayi ve sıvı olduğu halde hurmanın kendisini kastederek falanca hurma şırası pişiriyor, kaynatıyor diyorlardı. Burada da böyledir. 3 Ebu Salih şunu söylemiştir. Umanlılar üzüme ham içki adını veriyorlardı. İşte bu lafız Mekkelilere de geçmiş, böylece onlar da bu kelimeyi bu manada kullanmışlardır. Daha hakta Kur'an, bütün Arapların lehçeleri üzere nazil olmuştur, demiştir. Yedinci soru, ifadesindeki, kelimesinin anlamı nedir? Cevap, bir şeyin tevili, o şeyin neticede varıp döneceği yerdir. Bu da, o şeyin neticesinin kendisine vardığı durumdur, şeydir. Sekizinci soru, Cenab-ı Hakk'ın, çünkü biz seni, muhsinlerden, birisi olarak görüyoruz, ifadesinden ne murat edilmektedir? Buna birkaç yönden cevap verilebilir. 1. Bunun manası şüphesiz biz senin ihsan ve ikramda bulunmayı tercih ettiğini, mekarime ahlak ile güzel fiiller yaptığını görmekteyiz şeklindedir. 2. Yusuf Aleyhisselam oruç ve namaz gibi taatlere son derece müdavim idi. Bunun üzerine onlar "Sen dini hususlarda muhsin olan, çok mute olan kimselerdensin." Böyle olana ise hem rüya tabiri hem de diğer meselelerde söyledikleri şeyler hususunda itimat edilir ve güvenilir demişlerdir. 3 Bundan maksat çünkü biz seni tabir ilmi hususunda muhsin olan bunu beceren kimselerden birisi olarak görmekteyiz denilmek istenmesidir. Çünkü o sen bana sözlerin tevilini öğrettin Yusuf 101 buyruğunda olduğu üzere rüyayı tabir ettiği zaman yanılmamıştır. 9. soru, rüya tabirinin aslı esası nedir? Cevap, Kur'an ve akli deliller bunun doğru olduğuna delalet etmektedirler. Kur, andan delile gelince, bu, bu ayettir. Akli delillere gelince, bu da şudur, şu kesindir ki, Allahü Teala nefsi natıkanın cevherini, ruh, felekler alemine çıkıp levh-i mahfuzu müşahede ve mütalaa edecek bir biçimde yaratmıştır onu bundan alıkoyan ise, bu nefsi natıkanın bedenin idaresiyle meşgul olmasıdır. Uyku zamanında ise, bu meşguliyet azalır, nefsi natıka, bu müşahede ve mütalayı yapmaya daha muktedir hale gelir. İşte ruh, herhangi bir halde bulunduğunda, bu ruhi idrak ve algısından dolayı hayal alemine uygun düşen özel izler bırakır. İşte rüya yorumcusu, bu hayal alemine ait izler yardımıyla, o akli idrak ve algılara dair istidlalde bulunmaktadır. Bu, söylediğimiz, özet, derli toplu bir açıklamadır. Bunun tafsilatı ise, akli meselelerle alakalı kitaplarda zikredilmiştir. Din de bunu tekid etmektedir. Hazreti Peygamberden rivayet edildiğine göre, o şöyle buyurmuştur. Rüya üç çeşittir, insanın, kendisine telkini ile gördüğü rüya, şeytandan olan rüya ve sadık hak olan rüya. Bu akli tümlerce de sahih kabul edilen bir taksimattır. Yine Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur, salih bir kimsenin görmüş olduğu rüya, peygamberliğin 46'da biridir. 37. Ayetin tefsiri için bak, 38. 38. Dedi ki, size, rızıklanacağınız bir taam gelecek oldu mu, ben muhakkak onun ne olduğunu size, daha gelmezden evvel haber veririm. Bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir. Çünkü ben, Allah'a inanmayan bir kavmin dinine onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir terk ettim. Atalarım İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak tutmamız bizim için doğru olmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara lütfu inayetindendir. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele. Şunu bil ki, bu ayette zikredilen husus, onların sordukları şey hakkında bir cevap değildir. Binaenaleyh burada, cevabın zikredilmeyip de bu söze geçilmesinin sebebini beyan etmek gerekmektedir. Alimler bu hususta birçok açıklamada bulunmuşlardır. bir, Soru soranların birisine verilecek cevap onun asıl şeklinde olunca, hiç şüphesiz bu sözü duyduğunda onun hüznü çoğalıp bu söze karşı olan nefreti de atacağı için Yusuf, aleyhisselam, burada yapılması uygun olan şeyin, Bundan önce ilmi ve sözü sayesinde kendisiyle müessir ve etkili olacağı bir şeyler söylemesi olduğuna karar verir. Esas söyleyeceğini de bundan sonra beyan edip söyleyince onun cevabı bir itham ve düşmanlık sebebi olmaktan çıkar. 2. belki de Hazreti Yusuf ilimdeki seviyesinin onların kendisi hakkında ağuşunduklerinden daha üstün ve daha ileri olduğunu beyan etmek istemiştir. Bu böyledir, zira onlar Hazreti Yusuf'tan rüyayı tabir etmesini istemişlerdir. Bu, tabir ilminin ise, zan ve tahmine dayandığında şüphe yoktur. Böylece onlara, her insanın bundan aciz olmasıyla birlikte, kendisinin gayb hakkında kesin bir biçimde haber vermesinin mümkün olamayacağını beyan etmiştir. Durum böyle olunca, rüya tabiri minde bütün insanlardan üstün olanın böyle olması daha evla olur. Binaenaleyh bu mukaddimenin zikrediliş gaye ve maksadı, kendisinin rüya tabirinde üstün bir seviyede bulunduğunu ve bu hususta, başkalarının söyleyemeyeceği şeyleri söyleyebileceğini iyice anlatmak olmuş olur. 3. Süddi şöyle demiştir, size, rızıklanacağınız bir taam gelecek oldu mu, ifadesine, uykuda, kaydını ilave etmiştir. Böylece o, bununla Hazreti Yusuf'un, rüya tevili hususundaki ilminin herhangi muayyen bir şeye mahsus olmadığını beyan etmek istemiştir. İşte bundan dolayı da, onun ne olduğunu size haber veririm, demiştir. 4. Belki de Yusuf, aleyhisselam, o ikisinin kendisi hakkında hüsnü zan sahibi olduklarını ve sözünü kabul edeceklerini bildiği için, onlara kendisinin Allah katından gönderilmiş bir peygamber olduğuna delalet edecek olan şeyleri zikretmiştir. Zira, din işlerini ıslah edip düzeltmekle meşgul olmak, dünya işleriyle meşgul olmaktan daha üstündür. 5. Belki de Yusuf, aleyhisselam, o adamın asılacağım bildiği için, küfür üzere ölmemesi ve böylece de şiddetli bir azaba müstahak olmaması için İslam'a girmesi hususunda çaba sarf etmiştir. Çünkü Cenab-ı Hak, ta ki helak olan kişi apaçık bir delilden sonra helak olsun, diri kalan kişi de, yine apaçık delili görerek helak olsun, Enfal, 42, buyurmuştur. 6. Onun, size, rızıklanacağımız bir taam gelecek oldu mu, ben muhakkak onun ne olduğunu size. Haber veririm, ifadesi, uyanıklık haline hamledilmiştir. Buna göre Mena, size taam olarak bir rızık geldiğinde, ben o taamın ne olduğunu, rengini, miktarını ve neticesinin ne olacağını, yani insan onu yediğinde onun sana sıhhat mi kazandıracağını yoksa hastalığına mı sebep olacağını söyleyebilirim şeklinde olur. Bu hususta bir başka izah da şudur. Denildiğine göre kral birisini öldürmek istediğinde onun için bir yiyecek hazırlatır ve onu ona göndermiş. İşte bundan dolayı Yusuf Aleyhisselam size bir yiyecek geldiğinde ben size onda bir zehir bulunup bulunmadığını bildiririm demek istemiştir. İşte Cenab-ı Hakk'ın size rızıklanacağınız bir taam gelecek oldu mu? Ben muhakkak onun ne olduğunu size haber veririm ifadesiyle kastedilen de budur. Bu Hazreti İsa'nın tıpkı evlerinizde ne yiyor, ne biriktiriyorsanız size haber veririm. Ali İmran 49, sözü gibi olduğu halde, bunun neticesi, Hazreti Yusuf'un, gaybı bildiğini söylemiş olduğu neticesine varmaktadır. O halde, yapılan ilk üç izah, onun rüya tabiri ilminde üstün olduğunu, son üç izah da, kendisinin Allah katından gönderilmiş sadık bir peygamber olduğunu ortaya koymak içindir. Hazreti Yusuf'un mucizelerinden Buna göre eğer, daha önce nübüvvet iddiasına dair bir şey geçmediği halde ayeti mucize iddiasında bulunmaya hamletmek nasıl caiz olabilir? Denilirse, biz deriz ki, bunu her ne kadar zikretmemiş ise de, bu, onun daha önce bunu mutlaka bildirmiş olduğu kesindir. Bir de yine, bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir, ayeti ile, atalarımın dinine tabi oldum, ifadesinde de buna delalet eden hususlar vardır. Daha sonra, bu, Rabbimin bana öğrettiği ilimlerdendir, buyurmuştur. Yani, ben kehanette bulunmak ve yıldızlara bakmak suretiyle konuşmuyorum. Ben size bunları, Allah'tan gelen vahiy ve onun öğretmesiyle hasıl olan ilim sayesinde haber verdim, demektir. Sonra, çünkü ben, Allah'a inanmayan bir kavmin dinini ki onlar ahireti inkar edenlerin ta kendileridir terk ettim, buyurmuş olup bununla ilgili iki mesele vardır. Birinci mesele. Hazreti Yusuf küçüklüğünde kavminin dinine mensup oldu mu? Bir kimse şöyle diyebilir, Cenab-ı Hakk'ın, çünkü ben, Allah'a inanmayan bir kavmin dinini terk ettim, buyruğu Yusuf'un, daha önce, bu dine mensup olduğu zannını vermektedir. Deriz ki, buna birkaç yönden cevap verebiliriz. Bir, terk etmek, bir şeye ilişmemekten ibarettir. Binaenaleyh, daha önce o işin içinde bulunmak, terk etmenin şartı değildir. 2. En sahih olan bu görüşe göre, şöyle denilebilir, Yusuf aleyhisselam, onların yanlış asıları ve fasit inançlarınca, onların kölesiydi, uşağıydı. Muhtemeldir ki, o belki de, tamdan önce, takiye yaparak, onlardan korktuğu için tevhid akidesini ve imanını izhar edemiyordu. Sonraysa bunu, işte bu vakitte izhar etti, açığa vurdu. Bu da, görünürde, bu kafirlerin dinini terk etmek gibi olmuş oldu. İkinci mesele. Cümlesinde hümzamirinin iki defa gelmiş olması, o kavmin, kendisini küfre tahsis etmiş olduğunu beyan etmek içindir. Belki de onlar ahireti inkar etmeleri, başlangıcı, yaratılmayı, mevdi, inkar etmelerinden daha şiddetliydi. İşte, ahireti inkarlarındaki bu aşırılıklarından dolayıdır ki, Cenab-ı Hak bu lafzı tekit için tekrarlamıştır. Bil ki, çünkü ben, Allah'a inanmayan bir kavmin dinini terk ettim, buyruğunda mevde, ilmine, ki onlar ahireti inkar edenin ta kendileridir, buyruğunda da, mead, ilmine bir işaret bulunmaktadır. Kur'an, ı meciti kim iyice düşünür ve peygamberlerin, aleyhisselam, nasıl davetle bulunduklarını tefekkür ederse, peygamberler gönderip kitaplar indirmeden gaye ve maksadın, insanları tevhidi, mevdi ve meadı kabul etmeye yöneltmek olduğunu, bunun ötesindeki şeylerin abes ve anlamsız olduğunu anlar. Daha sonra Cenab-ı Hak, atalarım İbrahim'in, İşağ'ın veya Kub'un dinine uydum, buyurmuştur. Bu ifadeyle ilgili birkaç soru bulunmaktadır. Birinci soru, bu sözü zikretmenin faydası nedir? Cevap, Yusuf, aleyhisselam, nübüvvet iddiasında bulunup, gaybı bilmek olan bir mucizeyle meydan okuyunca, buna, kendisinin nübüvvet evinin halkından olduğunu, babasının, dedesinin ve dedesinin babasının da Allah'ın nebileri ve resulleri olduğunu bitiştirmiştir. Çünkü insan, babasının ve atasının sanatı hususunda bir iddiada bulunursa, onun da o sanat erbabı olması tuhaf görülmez. Yine, İbrahim, aleyhisselam, İn, İshak ve Yakub'un mertebe ve dereceleri, dünyada herkesçe malum ve meşhur olduğundan, Yusuf'un da, onların çocukları olduğu anlaşılınca, onu tazim eder ve ona saygı dolu bakışlarla bakarlar, böylece ona olan bağlılıktan tam, kalbilerinin onun sözünden etkilenmesi de mükemmel olur. İkinci soru, Yusuf, aleyhisselam, peygamber olunca, onun daha, atalarımın dinine tabi oldum, demesi nasıl caiz olabilir? Zira, onun, kendisine tahsis edilmiş bir şeriatının bulunması gerekir. Deriz ki, belki de onun bundan muradı, hiç değişmeyen tevhid hususunda idi. Belki de o, Allah katından gönderilmiş bir peygamber, Resul idi, ancak ne var ki, İbrahim aleyhisselam, in şeriatı üzere bulunuyordu. Üçüncü soru, bütün mükelleflerin durumu böyle olduğu halde Yusuf, aleyhisselam, niçin, Allah'a herhangi bir şeyi ortak tutmamız bizim için doğru olmaz, demiştir. Cevap, onun, bizim için doğru olmaz, ifadesinden Murat, onun bunu onlara haram kılmış olduğu değildir. Aksine bundan maksat Cenab-ı Hakk'ın, onun atalarını şirkten temiz tutmuş olduğunu beyan etmektir. Bunun bir benzeri de, Allah'ın evlat edilmesi, hiçbir zaman olacak şey değildir. Meryem, 35 ayetidir. Dördüncü soru, min şey, herhangi bir şeyi, kelimesindeki mana nedir? Cevap, şirkin çeşitleri pek çoktur. Müşriklerden bir kısmı putlara, bir kısmı ateşe, bir kısmı yıldızlara, bir kısmı da akla, nefse ve tabiata tapmaktadır. Bu sebeple onun, Allah'a herhangi bir şeyi ortak tutmamız bizim için doğru olmaz, buyruğu, bütün bu gruplara ve fırkalara bir reddiye olurken, aynı zamanda da hak olan dine bir irsadır. Bu da, Allah'tan başka bir mucit, var edici, yaratıcı ve rızık verici bulunmadığıdır. Daha sonra, bu, Allah'ın bize ve insanlara lütfu inayetindendir, buyurulmuştur. Bu ifadeyle ilgili bir mesele bulunmaktadır. Bu da şudur, o daha önce, Allah'a herhangi bir şeyi ortak tutmamız bizim için doğru olmaz demiş. Daha sonra ise bu Allah'ın lütfu inayetindendir buyurmuştur. Buradaki zalayk kelimesi daha önce geçmiş olan şirk koşmamaya işarettir. Bu da delalet eder ki şirk koşmama ve imana nail olma Allah'tandır. Sonra o durumun bizzat kendisi hakkında böyle olduğu gibi insanlar hakkında da böyle olduğunu beyan etmiş, daha sonra da insanların ekserisinin şükretmediklerini açıklamıştır. Bu ifadeden muradın, onların, iman nimetinden dolayı Allah'a şükretmeleri olması gerekir. Anlatıldığına göre, ehli sünnete mensup birisi, B.I.Ş.R. İbn Olmu, temirin yanına girer ve, imanından dolayı Allah'a şükrediyor musun, etmiyor musun? Eğer, hayır, dersen, icmaya muhalefet etmiş olursun, yok, ona şükrettiğini söylersen, onun fiili olmayan şeyden dolayı ona nasıl şükredebilirsin? Der. Bunun üzerine ona b i ş r e şöyle cevap verir, biz ona, o bize kudret, akıl ve aletler, uzuvlar, verdiği için şükrediyoruz. Binaenaleyh bizim, kudret ve, onu kullanacak, aletleri verdiği için, Allah'a şükretmemiz gerekir. İman onun fiili olmadığı halde, imandan ötürü ona şükretmemize gelince, bu batıldır derken, b r ne söyleyeceğini bilemez. Derken yanlarına sümame i b n -e eşres girer ve, biz imandan dolayı Allah'a şükretmeyiz. Aksine, işte onların çalışmaları meşgul olur, İsra, 19, ayetinde buyurduğu gibi, bundan dolayı o bize teşekkür eder, der. Bunun üzerine b i şere, söz zor olunca, kolaylaşır, der. Bil ki Sümame'nin onu ilzam ettiği şey, bu ayetin nasıl ile batıldır. Çünkü şirk koşmamanın Allah'ın lüf u keremi olduğunu beyan etmiş, sonra, o, insanların çoğunun bu nimete şükretmediklerini açıklamış ve bunu zem üslubuyla zikretmiştir. Binaenaleyh bu, her müminin iman nimetinden dolayı Allahü Teala'ya şükretmesi gerektiğine delalet eder. İşte o zaman hüccet kuvvetlenir, delalet kemal erer. Kadi şöyle der, biz onun zalayt kelimesini tevhide tutunmaya bir işaret kabul edersek, o zaman bu, Allah'ın fazlından olmuş olur, çünkü iman, Allah'ın lütufları ve kolaylaştırmasıyla meydana gelmiştir. Bunun nübüvvete işaret olması da muhtemeldir. Cevap, bu, daha önce geçmiş olan bir şeye işarettir. O da, şirk koşmayı. Binaenaleyh buna göre, şirk koşmayı terk etmenin, Allah'ın lütfundan gerekir. Kadi'nin bunu, Allah'ın lütuflarına ve kolaylaştırması manasına zahiri ifadeyi terk etmek olur. Bunu nübüvvet anlamına almak ise, uzak ihtimaldir. Çünkü işarete delalet eden lafzın, daha önce zikredilmiş olanların, o en yakın olanlara hamledilmesi gerekir ki bu da, şirk koşmamadır. Hazreti Yusuf'un hapishane arkadaşlarına tebliğ 39. Ayetin tefsiri için bak, 40. 40. Ey hapishane arkadaşlarım! Darmadağınık birçok düzme tanrılar mı hayırlıdır yoksa hepsine ve her şeye galip, kahhar olan bir tek Allah mı? sizin, onun dışında taptıklarınız, kendinizin ve atalarınızın takmış oldukları, kuru, adlardan başkası değildir. Allah bunlara, hiçbir burhan indirmemiştir. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. O, kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Dost doğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ayetle ilgili birkaç mesele vardır. Birinci mesele, buradaki ifadesiyle, hapiste bulunan o iki arkadaşını kastetmektedir. Demektir. Yusuf onlarla hapiste az bir müddet arkadaşlık yapmış olunca, bu ikisi, arkadaş olarak, ona izafe edilmişlerdir. Az bir arkadaşlık, onun arkadaş sayılması için kafi olunca, Allah'ı bilen ve ömrü boyunca Allah'ı seven kimsenin üzerinde, mümin, arif ve seven isminin devam edip kalması haydi haydi uygundur. İkinci mesele, Bil ki Yusuf, aleyhisselam, önceki ayette peygamberliğini iddia edince, peygamberliğini ispat etmesi de Allah'ın uluhiyetini isbata dayanınca, bu ayette işte, Allah'ın uluhiyetini anlatmaya başladı. İnsanların çoğu, alim ve kadir bir ilahın varlığını ikrar ve kabul edip, insanlar da, feleki ruh far suretinde putlar edinip, onlara ibadet ederek, fayda ve zararı onlardan bekleyince, hiç şüphesiz peygamberlerin çoğunun gayreti putlara ibadetten men etme hususunda yoğunlaşmıştır. Hazreti Yusuf'un zamanında da durum bu minval üzereydi. İşte bundan dolayı o burada putlara ibadet etme düşüncesinin fasit olduğunu gösteren delilleri zikretmekle başladı ve şu şekilde birçok delil ve hüccet getirdi. Tevhid delilleri Birinci hüccet, onun, darmadağınık birçok düzme tanrılar mı hayırlıdır, yoksa hepsine ve her şeye galip kahar olan bir tek Allah mı? Şeklindeki sözüdür. Bu hücretin izahı şöyledir, Allahü Teala, ilahların çok olmasının, bu alemin fesadını ve altüst olmasını gerektireceğini beyan etmiştir ki, bu onun, eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka tanrılar olsaydı onların ikisi de muhakkak ki harap olup gitmişti, Enbiya, 22, ayetidir. Binaenaleyh, ilahların çok olması, bozukluğa ve karışıklığa sebebiyet verir, ilahın tek olması da, intizamın ve güzel bir düzenin meydana gelmesini gerektirir. İşte bu mana, diğer ayetlerde iyice anlatıldığı için, o burada, darmadağınık birçok düzme tanrılar mı hayırlıdır, yoksa hepsine ve her şeye galip, kahhar olan bir tek Allah mı? Demiştir. Bundan Murat, inkar yoluyla istifim, soru sormadır. İkinci hücret, bu putlar yapılmış olup yapıcı değil, makur hükmedilen, kudret altında olup kahir hükmeden kudretli değillerdir. Çünkü insan bunları kırıp yok istediği zaman bunlara güç yetirir. Binaenaleyh onlar hiçbir güç ve tesiri olmayan, kendilerine güç yetirilebilen ve kendilerinden hiçbir menfaat veya zararın beklenilmeyen varlıklardır. Alemin gerçek ilahı ise faal ve kahar, her şeyi yapabilen ve her şeye hükmeden, hayırlar ulaştırmaya ve şerlerle kötülükleri savuşturmaya muktedir olan, kadir bir varlıktır. Dolayısıyla Hazreti Yusuf'un bu söz ile anlatatmak istediği, makur ve zelil ilahlara tapmak mı hayırlıdır, yoksa tek ve kahar olan Allah'a ibadet etmek mi? Manasıdır. Onun, birçok tanrılar mı? İfadesi çokluğa işarettir. Buna mukabil ise, Hak Teala'nın tek olduğu hususu zikredilmiştir. Onun müteferrikun darmadağınık kelimesi ise o putların büyüklük ve küçüklük, renk ve şekil bakımından farklı farklı olduğuna işarettir. Bütün bunlar ise ancak onları ve yapan kişinin onları böyle yapmış olmasından dolayı olmuştur. Öyle ise darmadağınık farklı farklı sözü onların makur ve aciz nesneler olduğuna bir işarettir. Bun mukabilinde ise Cenab-ı Hakk'ın kahhar olduğu zikredilmiştir. İşte açmadığımız bu şekilde, ayet bu iki çeşit açık hücreti taşımaktadır. Üçüncü hücret, Hak Teala'nın bir oluşu, ona ibadet etmeyi gerektirir. Çünkü bir ikincisi, eşi, olsaydı, biz, bizi yaratanın ve rızıklandıranın, bizden kötülükleri belaları savuşturanın, onlardan hangisi olduğunu bilemezdik. Böylece de, şuna mı, ötekine mi tapacağımızdan şüphe ederdik. Bunda, Putlara ibadet etme inancının olduğunu gösteren bir hususa işaret var. Faraza onların fayda ve zarar verici olmaları hususunda aralarında bir yardımlaşmanın bulunabileceğini kabul edelim. Bunların sayısı pek çoktur. O zaman biz bize sağlanan faydanın ve bizden def edilen zararın şu puttan mı, ötekinden mi yahut da şu ikisinin ortaklığı ve yardımlaşmasından mı meydana gelmiş olduğunu bilemeyiz. Dolayısıyla ibadete, bunun mu, şunun mu daha layık olduğu hususunda bir şüphe ortaya çıkar. Ama mabud tek olunca, böylesi bir şüphe ortadan kalkar, ibadete ancak onun müstahak olduğu ve bütün mahlukat ile kainat için yegane mabudun o olduğu hususunda bir kesin inanç meydana gelir. İşte bu, ayetten çıkarılan son derece güzel bir izahtır. Dördüncü hücret, bu ifadenin putların, tılsımcıların söyledikleri gibi, fayda ve zarar verebilecekleri manasına geldiğini kabul etsek bile, bunların belli vakitlerde ve belli tesirler bakımından fayda verebilecekleri hususunda bir ihtilaf yoktur. Allahü Teala'sı her şeye kadirdir. O, mutlak manada kahardır ve onun kudreti ile meşiyeti, kayıtsız şartsız bütün mümkünatta müessirdir. Binaenaleyh ona ibadet etmek daha evladır. 5. hücret, bu da, son derece kıymetli ve yüce bir hücrettir. Çünkü kahhar olmanın şartı, kendisinden başka hiçbir varlığın onu kahru galebe altına alamaması, ancak onun, kendisi dışındaki her varlığı kahrı ve kudreti altına alabilir olmasıdır. Bu şart ise, ilahın, zatı gereği, vasibül vücut olmasını gerektirir. Çünkü eğer o, mümkün, bir varlık olsaydı, kahır olmaz makur, başkasının gücü altında, olurdu. Ve yine ilahın, tek olması gerekir. Çünkü varlık aleminde, zorunlu, vasibül vücut, iki varlık bulunmuş olsaydı, onlardan her biri, kendisi dışındaki her şeyi kahrı ve kudreti altında bulundurmuş olamazdı. Binaenaleyhilah, ancak, zatı gereği vacibül vücut ve tek olduğu takdirde kahhar olur. İşte gerçek mabudun böyle olması gerekince, bu durum ilahın, feleklerden, yıldızlardan, nurdan, zulmetten, akıldan ve nefisten başka bir şey olmasını gerektirir. Yıldızları ilah edinenlere gelince, bu yıldızlar da darmadağınık şeylerdir ve onlar, kahar, olarak nitelendirilemezler. Tabiatlar, ruhlar, akıllar ve nefisler hakkında söylenecek söz de böyledir. İşte yapmış olduğumuz bu tek izah bile, mutlak tevhidi ispat edip, onun yüce bir makam olduğunu gösterme hususunda yeterlidir. Bu ayetten çıkarılan delillerin, hepsi işte bunlardır. Geriye şöyle iki soru kalır putların gerçek varlık olarak kabulleri söz konusu mudur? Birinci soru, o putlar aslında böyle olmadığı halde, Hazreti Yusuf niçin onları, Rabler, Tanrılar, diye isimlendirmiştir? Cevap, bu, o putperestlerin, putlarının böyle olduğuna inanmaları sebebiyledir. Yine bu söz, farz etme ve öyle addetme üslubu ile söylenmiştir. Buna göre mana şöyle olur, şayet bu putlar, tanrılar olsalar bile, yani böyle olduklarını farz etsek bile, bunlar mı daha hayırlıdır, yoksa tek ve kahar olan Allah mı? Hak mabud ile batıl tanrılar arasında mukayese yapılabilir mi? İkinci soru, putlar ile Allah arasında bir üstünlük mukayesesi yapmak caiz midir ki, burada, onlar mı hayırlıdır, yoksa tek olan Allah mı? Denilmiştir. Cevap, bu söz yine, farz etme, üslubunda söylenmiş bir sözdür. Yani, biz onlardan, hayrı gerektiren bir şeyin meydana gelebileceğini farz etsek bile, onlar mı hayırlıdır, tek ve kahar olan Allah mı? demektir. Şirkin mahiyeti hakkında önemli bir mütalaa. Daha sonra, sizin, onun dışında taptıklarınız, kendinizin ve atalarınızın takmış oldukları, kuru adlardan başkası değildir. Allah bunlar hakkında hiçbir bürhan indirmemiştir demiştir. Bu ifade ile ilgili, Şöyle bir soru bulunmaktadır, Allahü Teala, bundan önce, darmadağınık birçok düzme tanrılar mı hayırlıdır, yoksa kahar ve bir tek olan Allah mı? Buyurmuştur. Bu, bahsedilen bu nesnelerin mevcut olduğuna delalet etmektedir. Sonra Cenab-ı Hak, bunun peşinden, sizin, onu bırakıp taptıklarınız, kendinizin ve atalarınızın takmış oldukları, kuru, adlardan başka bir şey değil, buyurmuştur. Bu ifade ise, bahsedilen o şeylerin mevcut olmadığına delalet eder. Binaenaleyh bu iki ifade arasında bir tenakuz bulunmaktadır. Cevap, zat, mevcuttur, bulunmaktadır. Fakat, onlara verilen tanrılık hususiyeti onlarda yoktur. Bu, iki şekilde izah edilir. 1. Bu putların zatları, her ne kadar mevcut iseler de, uluhiyet sıfatlarına sahip değillerdir. Durum böyle olunca, ilah olarak isimlendirilen şey, gerçekte mevcut olmamış ve bulunmamış olur. 2. Rivayet edildiğine göre putlara tapanlar, inancında inancındaydılar. Bu sebeple, ilahın en büyük nur, meleklerin de küçük nurlar olduklarına inanıyorlardı. Bundan dolayı da putlarını, nur, ışık, şeklinde yapıyorlardı. Hakikatte ise, taptıkları şeyler, şu semavi nurlar, ışıklar, idi. Bu da müşebbihenin inancıdır. Çünkü onlar araştırmanın üzerinde oturmuş büyük bir cisim tasavvur ediyorlar ve ona tapıyorlardı. Halbuki aval ettikleri böyle bir varlık kesin olarak mevcut değildi. Böylece de onların salt, sırf uydurulmuş bir takım isimlere taptıkları doğru olmuş olur. Bilki putlara tapan bir grup insan şöyle demişlerdir. Biz bu alemi yaratanın o putlar olduğu manasında, bu putlar, alemin ilahlarıdır, demiyoruz. Ancak Allah'ın bize bunu emrettiğine inandığımız için, onlara ilah diyor ve onlara ibadet ile tazim ediyoruz. İşte Cenab-ı Hak, buna cevap vererek şöyle buyurmuştur, bunları ilah olarak isimlendirmeye gelince, Allah böyle emretmedi ve bu ismi verme hususunda da hiçbir hüccet, delil, burhan ve sultan indirmedi. Allah'tan başkası için, kabul edeceği gerekli bir hüküm, üstlenilmesi gerekli bir emir yoktur. Aksine hüküm, emir ve teklif, Allah'a aittir. Sonra, Allahü Teala, sizler ancak ona ibadet edin, diye emir buyurmuştur. Çünkü ibadet, son derece tazim etmek ve yüceltmek demektir. Binaenaleyh ibadet, ancak kendisinden sonsuz in, amın sadır olduğu kimseye uygun düşer. Böylesi varlık da, ancak Allahü Teala'dır. Çünkü yaratma, hayat, akıl ve rızık verme, hidayete erdirme ondan olur. Allah'ın nimetleri pek çoktur. Onun mahlukatına lütfettiği çeşitli insanları nihayetsizdir. Allahü Teala bütün bu hususları izahtan sonra fakat insanların çoğu bilmezler buyurmuştur. Bunun izahı şöyledir. Akıllarda hadiselerin mutlaka bir sebebi olduğu inancı yer ettiği için insanların ekserisi yeryüzünde meydana gelen hadiseleri felekler ve yıldızlarla ilgili bazı münasebetlere dayandırmışlardır. Binaenaleyh onlar, bu alemin hallerinin, sıcaklık-soğukluk takımından ve dört mevsim itibarı ile değişmesinin, ancak güneşin durumlarının, dört tustekte değişmesine göre olduğunu görünce, dört mevsimi, güneşin hareketlerine taramışlardır. Daha sonra onlar, bitki ve canlıların hallerinin dört mevsimin değişmesiyle değiştiğini görünce de, bitkilerin değişmesini, meydana gelmesini ve canlıların hallerinin değişmesini, bu dört mevsimin değişmesine bağlamışlardır. İşte ta sebeble insanların çoğunun zihnine, bu alemdeki hadiseleri idare edenin, güneş, ay ve diğer yıldızlar olduğu inancı yerleşmiştir. Sonra Allahü Teala o insanı gerçeği yakalamaya muvaffak kılar, o da daha ileri bir dereceye yükselip, hadiselerin aslında gerek zatları gerekse sıfatları bakımından, kahir, kadir, alim ve hakim olan bir var ediciye, bir yaratıcıya muhtaç olduklarını anlar. İşte böylesi insan, çok azdır. Bu sebeple o, fakat insanların çoğu bilmezler, buyurmuştur. İki kişinin rüyalarının yorumu 41. Ey hapishane arkadaşlarım, biriniz efendisine şarap içirecek, diğeri ise, asılıp tepesinden kuşlar yiyecek, işte hakkında fetva istemekte olduğunuz mesele, böylece, olup bitmiştir. Bil ki Yusuf Aleyhisselam tevhid ve nübüvveti iyice izah edince o iki şahsın sorusunu cevaplamaya başladı. Bu ayetin manası açıktır. Çünkü saki şarap sunucusu rüyasını ona anlatınca ki biz onun bu rüyayı ona nasıl anlattığını daha önce söylemiştik Hazreti Yusuf Aleyhisselam ona ne güzel rüya görmüşsün. O hurmanın güzelliği senin halinin güzelliğini gösterir. O üç dal ise sona erdiğinde kralın sana teveccüh edeceği, seni bağışlayacağı ve seni eski işine döndüreceği, böylece de daha evvel olduğun hal üzere, belki daha da iyi hal üzere olacağın üç gündür, dedi. Ekmekçiye de, o rüyasını anlatınca şöyle dedi, ne kötü rüya görmüşsün. O üç sepet, sona erdiğinde kralın sana yönelip, seni çarmıha geleceği ve başından kuşların yiyeceği üç gündür, demiştir. Hem sonra onların ikisinin biz hiçbir rüya görmemiştik dedikleri nakledilmiştir. Bunun üzerine Hazreti Yusuf işte hakkında fetva istemekte olduğunuz mesele böylece olup bitmiştir demiştir. Alimler o iki şahsın biz hiçbir rüya görmemiştik demelerinin sebebi hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bu cümleden olarak onların hiçbir rüya görmemiş oldukları halde Hazreti Yusuf'u rüya tabiri, yorumu, hususunda denemek için böyle söyledikleri ileri sürüldüğü gibi, Hazreti Yusuf'un bu yorumunu beğenmedikleri için böyle dedikleri de ileri sürülmüştür. Buna göre eğer Hazreti Yusuf, verdiği o cevabı, Allah tarafından gelen vahye dayanarak mı, rüya tabiri ilmine dayanarak mı vermiştir? Birinci ihtimal, söz konusu olamaz. Çünkü İbn Abbas, radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, Hazreti Yusuf aleyhisselam bunu rüya tabiri yolu ile söylemiştir. Hem sonra Cenab-ı Hak da bu ikisinden kurtulacağını bildiği, zannettiği kimseye Yusuf dedi ki, Yusuf 42 buyurmuştur. Binaen eğer bu açıklama vahye dayanmış olsaydı, vahiden elde edilen bilgi zan ve tahmin değil, kati ve yakini bilgi olmuş olurdu. İkinci ihtimal de olamaz. Çünkü rüya tabiri ilmi, zanna ve tahmine dayanır. Denilirse, şöyle cevap verilir, o ikisi, Hazreti Yusuf aleyhisselam, a ister rüyaları hususunda doğru söylemiş, ister yalan söylemiş olsunlar, rüyalarının yorumunu isteyince, Allahü Teala, Hazreti Yusuf aleyhisselam, a onlardan her birinin akıbetinin, işte böyle olacağını vahyetmiştir. Onlar sorarken, Gaybı bildiren vahi inince insanlar Hazreti Yusuf'un bunu rüya tabiri yolu ile söylediğini zannetmişlerdir. Hazreti Yusuf'un bu cevabı rüya tabiri ilmine dayanarak vermiş olduğu da söylenebilir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam işte hakkında fetva istemekte olduğunuz mesele böylece olup bitmiştir beyanı ile bahsettiği şeyin mutlaka olacağını kastetmemiştir. Aksine bununla Onların sorduğu rüyanın tabirinin şöyle olduğunu söylemek istemiştir. 42